sepeti yanında, aklındaysa kapında. Analiz Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe özelinde Batu Şahay ve George Jesus'un ilk resmi maçlardan sonra son dönemde kullanmaya başladığı üçlü düzen ve önceki dörtlü düzen arasındaki farklar ve Fenerbahçe'ye bunun nasıl yansıdığı ile alakalı bir içerik çekmek istedik. Fakat öncesinde sponsorumuz Yemek Sepeti'nin bizler için güzel de bir masada sürprizi var. Bugün Goral'ıyla ile açılış yapıyoruz. Siz de Yemek Sepeti'nin yenilenen uygulamasını indirerek telefonunuza yemek siparişinizi verebilirsiniz ve binlerce restorandaki indirimlerden faydalanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Fenerbahçe'nin uzun bir süredir bir santrafor arayışı vardı ve transfer döneminin artık yavaş yavaş sonuna geldiğimiz bu noktada Michy Batuşa'yı Fenerbahçe'nin son olarak kadrosuna kattığı isim oldu. Bu videoyu çektiğimiz tarih itibariyle belki de bir stoper transferi de arada gelebilir diye e, söylüyorum ve oyuncu özelliklerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyun planına olan yatkınlığıyla alakalı pozitif anlamda birçok şey söyleyebiliriz. Bugüne kadar beklentilerin yüksek olmasından dolayı Batuşay ismine çok pozitif bakılmadığı bir süreç yaşadı Fenerbahçe ama taraftarın da ilk iç sahadaki maçta ona sahip çıkmasıyla ve Cesus'un basın toplantısında tercihlerimin başında geliyordu ve şartlar uygun olursa Batuşay'ı alalım dediği Ali Koç'a bilinen bir gerçek oldu açıklamasının ardından. Ve özellikle Fenerbahçe'nin üçlü düzeninde rakipleri maçların özellikle ilk yarısında şiddetli bir baskıyla yıldırmaya çalıştığı düzende de gerçekten çok fazla iş yapabilecek bir oyuncu. Şimdi dilerseniz üçlü düzen Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyuna direkt geçelim. Biraz da oyuncu isimlerine çok takılmadan dizerken sistemde neler yapılmak istediğini söyleyelim. Genelde son 5 resmi maçta Fenerbahçe bu düzeni kullandı. Kalede Altay, savunmanın sağında Gustavo Yenike, ortada Atilla Salay ve solda Luan Perez. Sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu, merkezde Arao, İsmail, Zayt, Crespo hepsi değişerek oynuyor. Sol tarafta Ezcan Alioski. Şimdi Batu Şahin'in de gelmesiyle Joao Pedro, King, Valencia Valencia çılgın bir hücumatta oldu rotasyon fazlalığı açısından. Burada hangi oyuncu nasıl tercih edilir? Şu an kestirmek çok güç ama belki de 3-4-3'ten ziyade oyun içerisinde artık Joao Pedro'nun geride biraz daha konumlanarak Joshua King ve Michi Batshuayi'nin de ileride kullanıldığı bir senaryoya doğru evlenebilir iş işte diye düşünüyorum ben. Tabi burada yerli oyuncuların kesinlikle tercih edilmesi de gerekecek. Biz burada şimdi Ferdi Kadıoğlu, Altay ve İsmail olarak bunu dizmek durumunda kalıyoruz ya da Mert Hakan. Fakat sen Serdar Aziz döndükten sonra sağ stoperdeki yerini alabilir diye düşünüyorum. Ayrıca Tayyip Talha'nın da Fenerbahçe için transferde adı geçiyor. Burada yerli bir oyuncu da kullanılabilir. İleri hatta çünkü İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Arda Güler, Serdar Dursun gibi yerli isimler var. Ama en azından şu an için Cessun tercihlerine baktığımız zaman muhtemelen Batuşay, Joao Pedro, King, Valencia daha öncelikli, Rossi daha öncelikli gelen oyuncular gibi olabilir. Fakat biz bunu yine 3-4'ü şöyle dizebiliriz. Çünkü King'in sol taraftan forveti destekleyen koşulları, bir hayli fazla yapan oyuncu olduğunu biliyoruz. Batu Şay burada tek ama tabii ki oyun içine çift forvete dönüyor. Sağda da Joao Pedro'yu koyuyorum ama Joao Pedro oyun için daha serbest bir şekilde kendisine rol verilen bir oyuncuya bürünebilir. Çünkü hem gezgin sahanın belirli yerlerinde top almayı seven bir oyuncu. Şimdi George Jesus'un Fenerbahçe hücum ederken üçlüde talep ettiği bir numaralı şeyin ben şu olduğunu düşünüyorum. O da dörtlüden ziyade beklerini oyun kurulumuna çok daha fazla katması. Bunu burada birkaç videoda söyledik ama burada da söylemeden olmaz. Özellikle bu üçlüyü kullanırken Ferdi Kadıoğlu'nun Bright Osayi Samuel'den biraz daha fazla tercih edilmesinin sebebi de toplu oyuna gerek pas anlamında, gerek dripling anlamında, gerek hücumdaki orta tehditlerinde Ferdi'nin Osayi'ye göre biraz daha ön planda olmasının ana sebebi. Çünkü özellikle içeride oynanan o süre bir maçında Luan Perez ya da Mauricio Lemos topu ne zaman alırsa Cesus sürekli Ezcan Alioski'yi ve ters taraftaki kanat bekini uyardı. O maçta Bright Osayi Samuel oynuyordu ve o toplu oyundaki birazcık negatifliklerini açıkçası biraz da fırçalayarak gösterdiğini söylememiz gerekiyor. O yüzden devamında Ferdi Kadıoğlu'nu burada biraz daha kullanmaya başladı. Sürekli Bekler'in oyunu genişletmesini, olabildiğince kenara açılmasını ve olası bir şekilde onlar topu aldıkları zaman örneğin Ferdi aldığında önlerinde oynayan kanat partnerlerinin de orta sahadan bir oyuncu biraz daha on numara konumuna geldiği zaman burada bir pas istasyonu olmasını istiyor ve hemen oyuncularını aslında kenar oyuncularını bir sol iç ve sağ iç konumuna sokuyor. Ferdi Kadıoğlu topu aldığı zaman sağ tarafta oynayan İrfan Can Kahveci hemen burada bir pas açısı yaratıyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun İrfan'a pas atmasını sağlayarak Fenerbahçe'nin kanatlardan hücum etmesinin ana temeli de bu oluyor. Bir diğer nokta Fenerbahçe yine üçlü yerleştiği zaman önce kendi fikrimi söyleyeyim. Bence üçlü düzenler hem savunmada hem hücumda kalabalık olmanın en ana planlarından bir tanesi hatta başında gelen konu. Çünkü arkada üç tane stoperiniz olduğunda rakip takımların baskılarını kırabilmek için onlardan artı bir oyuncuyu da ileri hatta göndertmek zorunda bırakıyorsunuz ve takımlar için merkezde bir boşluk yaratıyor. Bu arada hemen bu sürede de rakip takım oyuncularını da hemen buraya getirmiş olduk. Az önce demek istediğimi bu tahta üzerine göstermek görsel açıdan da daha iyi olacaktır. Üçlü stoper kullandığınızda geriden üç farklı oyuncuyla merkezden sol sağ stoper şeklinde oyunu kurmak zorunda kaldığınızda rakip takımlar burada normalde iki stoper olduğu zaman tek forvet oyuncusunu ikisinin ortasına göndererek basabiliyorlar ve o şekilde pres yapabiliyorlar. Fakat burada 3 tane pas tercihi olduğunda, pas yapacak oyuncu olduğunda, merkezden bir oyuncuyu azaltıp rakip takımdan hemen çift forvet şeklinde basmaya başlıyorlar. Bu normalde iki stoper olduğunda da bir baskı tercihi olabilir ama özellikle Fenerbahçe'nin kanat oyuncularını da iç oyuncusuna çevirdiği noktada merkezde rakip takımlara göre çok daha büyük bir sayısal üstünlük kurduğunu burada kesinlikle söylemek gerekiyor. Bu yüzden de hücumlarda gerek pas çeşitleri, gerek bu oyuncuların yani Gustavo Yenike pek öyle değil fakat Atilla Salay ...merkezden topu sadece pasta değil... ...driplingle de kullanabilmesi. Luan Perez'in zaten pastan daha çok... ...topla kat edebilmesi ön plana çıkarken... ...kesinlikle bu baskıyı delmek için... ...çok şanslı iki tane oyuncusu olduğunu... ...burada söylememiz gerekiyor. Kimi zaman burada Willian Arao oynarken de... ...yine burada merkez oyuncularıyla eşleşen... ...rakip takım oyuncularını... ...Arao buraya çektiği zaman top almak için... ...ki sorumluluk aldığını burada çok fazla görüyoruz... ...pas oyununda. Yine rakibi üzerine çektiğinde... ...Fenerbahçe'nin ön alanda... ...sadece şurada... ...3 tane hatta 4 tane rakip takım oyuncusunu bıraktığında... ...diğer oyuncuların hücumda, yerleşimlerde ve set hücumlarını ...çok daha rahat ettiğini burada görebiliyoruz. Yani baktığımız zaman gerek oyunu genişleterek kenarlardan kurmak... ...gerek 3 tane stoper'in de a, takım arkadaşlarına pas opsiyonu olabilmesi... ...gerek dripling gerek yerden bir pasla rakip baskı hattını kırabilmesi... ...bunlar önemli noktalar. İşin savunma tarafındaysa Fenerbahçe'de... ...az önce savunmada da üçlü düzenlerde kalabalık olabilmekten bahsetmiştik. Burada da şunu söyleyebiliriz... Yine ön taraftaki üçlüyle pres yaptığımızda ki Fenerbahçe'nin rakipleri genelde dörtlü bir şekilde oynayan rakipler oluyor ve o iki stopere basmak için bir tane örneğin Michi Batuşa'yı burada gerekli yardımı ve gerekli özveriyi sağlayabiliyor. Bek oyuncularına ki genelde rakip takımların savunmada top çevirdiğini düşünürsek eğer bek oyuncularına basan oyuncular burada kenarda oynayan oyuncular oluyor. Dörtlü düzene göre Fenerbahçe'nin 4-1-3-2 oynadığı senaryolarda forvetin arkasında gelen oyuncu genelde mesela bu İsmail yüksek oldu. Örneğin Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gördüğü maçta. İsmail Yüksek burada tek başına hücum hattının arkasındaki alanı tek başına savunmak zorunda kalıyor. Çünkü Fenerbahçe dörtlü düzene yerleştiği zaman burada Willian Arao çok fazla sorumluluk alanını bırakamadan gittiğinden dolayı İsmail Yüksek ya da burada oynayan herhangi bir oyuncu yalnız kalınca rakip takımların bu baskı hattını tek pasta delmesi bir o kadar da rahat oluyor. Hemen kafalarda burada Dinamo Kiev maçını canlandırabiliriz. Çünkü orada sağ kenarda İrfancan oynuyordu ve Dinamo Kiev it Sağdaki maçta neredeyse baskıdan bütün çıkışlarını bu sağ kenarda oynayan oyuncunun geç kalmasıyla rahat bir şekilde kullandı. Ve İsmail Yüksek de ileride kaldığından dolayı Arao burada yalnız kaldı. Bek oyuncusuyla beraber ve Dinamo Kiev çoğalmaya başladı an Fenerbahçe'ye çok büyük sıkıntılar yarattı. Üçlü düzende bunun avantajı ne? Hemen burada yerleştirdiğimiz zaman bek oyuncuların da ileri rahat bir şekilde gönderebilmek. Çünkü arkada 3 tane sabit oyuncuyu bırakıyorsunuz. Michi Batushay burada baskı yaptı. Pedro King geldi. Bu sefer siz çift merkezinizi de bir şekilde ön alana gönderebiliyorsunuz. Hatta bunun en net örneği ve en yakın örneği de Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı oldu. Willian Ara ve Crespo reaksiyon sürelerini en az seviyeye indirdiler ve sürekli çabuk bir şekilde ön alana bu baskıyı yiyabildiler. Böyle olduğu zaman arkada 3 tane oyuncunuz olduğunda ön alan baskısına 2 kenar oyuncunuzu da rahatlıkla gönderebildiniz ve burada yani yaklaşık 7 kişilik bir baskı hattı oluşturabildiniz. Artı bir diğer avantajınız şu oldu bu 3 tane oyuncu bunların yaratabileceği arka boşlukları giderebilmek için rahat bir şekilde zaten sayısal anlamda arka tarafta fazla olduklarından dolayı takım boyunu kısaltıp rahat bir şekilde de ön alana çıkabildiler. Bence işin savunma tarafında hücuma göre çok daha fazla faydası olan bir sistem bu. Çünkü George Jesus gibi sürekli baskı yapmak isteyen ve olabildiğince kaptığı toplar hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmek isteyen bir teknik direktör için bu düzenin yavaş yavaş geçiliyor olması çok büyük bir tesadüf değil. Yanlış şunu söylemeden edemeyeceğim. Evet kafasında bu olabilir son Benfica döneminden sonra da fakat Fenerbahçe için bu biraz da zorunluluk teşkil etti gibi. Bunun sebebi de bence orada bir transfer hatası planlaması oldu. O şu Luan Perez muazzam bir oyuncu. Keşke her hata böyle olsa ama Atilla Salay'ın satılacağı bir senaryoya göre ben Luan Perez'in alındığını düşünüyorum. Fakat Salay da satılmayınca ve Luan Perez de elinizde olunca Gustavo Yenike, drazis şimdi type talhanla da geçiyor. Yani burada hem iki tane dörtlüye dönsek Salay ve Luan gibi iki solak stoperi kullanmayalım diye. Hem de bu sistemde hem savunmayı hem hücumu daha kalabalık yapabilelim diye ben üçlüye döndüğünü düşünüyorum. Yani ne Salay ne Luan sonuç olarak yedek bekleyecek oyuncular değiller. E böyle olduğunda elinizdeki bek oyuncuları da Alioski ve Ferdi gibi oyun kurulumuna daha yatkın, savunmadan ziyade hücum yönleri daha öne çıkan oyuncular olduğu zaman böyle bir tercih hiç de yanlış olmadı. Hatta elinizdeki tek altı numaranın da Willian olduğunu düşündüğünüzde İsmail İsmail orada oynadı ama İsmail aslında net bir altı numara değil. Yani aslında Fenerbahçe'nin elindeki oyunculara göre Orhan abiye de selam olsun. Orhan abinin de deyimiyle oyuncu tipolojisine göre en etkili sistemin Fenerbahçe için ben bu olduğunu düşünüyorum. Stoperleri zaten az önce saydık neden bunu uygun olduklarını. Merkez oyuncuları da hiç 6 numara özellik değil. Zayt, Crespo, Mert Hakan, İsmail bunların hepsi üçlü sistemlerin merkez ikilisinden biri olabilecek kalibrede oyuncular. Ferdi'den bahsettik. Alioski'den bahsettik. İleri hat baskı için bence bulunabilecek lig ölçüsünde en iyi oyuncular. Yani Michy Batshuayi gibi, Valencia gibi bir forvet olarak üst düzey baskı kapasitesi olan isimler var. Buraya atletik meziyetleri üst düzeyde olan kesinlikle Casha King'i koymamız gerekiyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bu düzende ben devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak da şunu söylemem gerekiyor. Michy Şuay'a girelim isterseniz. Evet kalite olarak Fenerbahçe taraftarını geçen isimlerden sonra çok tatmin etmediğini az önce söylemiştik. Fakat şöyle bir gerçek var. Beşiktaş performansında kafalar biraz fazla takılık alıyor ama burada bir farklılık olacak genelde yanında forvet özellikle skor yönü biraz daha üst seviyeye çıkabilecek oyuncularla oynayacak. Burada Beşiktaş ve Fenerbahçe performansını ayıran ana şey kesinlikle bu olacak. Michy Batushuayi hem kendisi için hem de ilerideki çift forvetli düzenli partneri için bence çok çok iyi bir oyuncu. Hatta açıklandığı zaman Joao Pedro'nun bu transferden bir hayli mutlu olabileceğini söylemiştim. King gibi aralara koşu yapmayı çok seven bir oyuncunun mutlu olabileceğini belirttik. Diego Rossi oynadığı zaman yine koşu atmayı çok seven bir oyuncu. Burada Batshuayi'nin katkılarından bahsetmiştik ki Valencia oynadığında ki Valencia'nın bence baskı seviyesi Batshuayi'ye göre bir tık daha az ama o da bu konuda çok iyi. Valencia oynadığında bile onun partnerlerinin araya koşu atmada ne kadar daha iştahlı ve ne kadar daha rahat olduğunu gördüğümüz bir sürü an oluyor Fenerbahçe'de. Bu yüzden Batshuayi ile beraber özellikle Joao Pedro'nun özellikle King'in ve Rossi'nin çok daha rahat edeceğini ben düşünüyorum. Burada ayrıca Batshuayi rakip stoperleri yorarken ki kendisi normal bir santrafor modeline göre biraz daha hızlı olduğu ve araya koşu atmayı da daha çok sevdiği için yine Fenerbahçe'nin servisçiler için iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada kendime de çoğaldızı batırmam gerekiyor. Maxi Gomez incelemesi yapmıştık. Orada hatalı olduğunu düşündüğüm bir konu var. Fenerbahçe'nin bu düzene geçebileceğini kestiremedim ve Maxi Gomez'in Fenerbahçe için uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştim ama ben George Jesus'un Fenerbahçe oyuncuyla anlaştıktan sonra bu transferden vazgeçmiş olmasını açıkçası çok mantıklı buldum. O da şu yüzden. Bence Maxi Gomez muazzam bir oyuncu ve Fenerbahçe dörtlü oynasaydı bir Santrafor'a muhakkak ihtiyacı vardı. Ama Fenerbahçe'nin yapmak istediği baskıda gerçekten pasif kalabilecek bir oyuncuydu. Bu konudaki tembelliğinden bahsetmiştik. O yüzden Batuşay tercihinin Maxi Gomez'e göre bu sistemin devamında daha ön bir seçenek olması oyun açısından baktığımızda gerçekten haklı bir sebep gibi duruyor. O yüzden Maxi Gomez'in bu sistem içerisinde uygun olacağını belki de düşünerek yanıldığımı söylemem gerekiyor. Bakalım Fenerbahçe'nin ileriki maçlarında bu düzen ne kadar devam edecek? Tayyip Talha geldiğinde belki Fenerbahçe net bir sağ stoper edindiğinde tekrardan Salah ya da Luan'dan birini yedek kulübesine gönderecek mi? Bright Osayi Samuel bu denklemin neresinde olacak? Willian Arao bu iki merkezden birinde Kayseri Spor maçındaki performansı ne kadar sürdürebilecek ve benim en çok merak ettiğim Fenerbahçe bu ileri hat rotasyonuyla ile nasıl tercihlerde bulunacak? Avrupa maçlarına yansıması nasıl olacak? Bunları bir hayli merak ediyorum. Belki de sonuçlar geldikçe bu videoların da devamını getirebiliriz oyun içerisinde değişiklikler gördüğüm gördüğümüz müddetçe. Şimdilik Yemek Sepeti'nin sunduğu analiz masası programının burada sonuna geliyoruz. Fakat burada sizlerden de özellikle bir yorum beklediğimi şahsen söylemek isterim. Siz bu üçlü düzenleri ya da dörtlü düzenleri nasıl buluyorsunuz ya da Fenerbahçe'nin bu oyun sisteminde en faydalı oyuncu tercihlerin neler olabilir, nasıl olabilir? Lütfen bunları da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Aşağıda da isterseniz fikirlerimizi beraber konuşabiliriz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Yemek sepeti yanında aklındaysa kapında